İhtilafı ümmeti rahmetin demiştir. Ümmetimin ameli konulardaki görüş ayrılığı, fikir ayrılığı rahmettir. Herkes sıkıntısını alır giderir. Ama itikatta, inançta ihtilaf hoş bir şey değildir. O yüzden bakın burada da İmam Muhammed'in görüşü alınmış. Şimdi bir Müslüman kalkar da günümüz şartlarında ben İmameyn'in görüşünü alıyorum. Yani Şafiiler gibi, Malikiler gibi kurban kesmek sünnettir diyorum. Ve bu sene kurban da kesmiyorum derse nasıl olur? Bu zamana kadar böyle bir şey yoktu. Demememiz, Allah razı olsun, o da bir dil görüştür, dememiz lazım. Nitekim Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer devlet başkanı oldukları zamanda dahi kurbanı kesmedikleri yıl olmuştur. Neden? Müslümanlar kurbanı farz ya da vacip anlamasınlar diye. Hocam bu laf bize dokundu diyebilirsiniz. Hanefiler olarak. Hani İmam-ı Azam vacip diyordu ya. Dokundu. Ne diyeceğiz buna? Hiç kaygı etmeyin. İmam-ı Azam'ın ona verdiği cevabı var. Nedir o cevap? Kitaplarımız böyle derin kitaplar okursanız bunların hepsinin cevabı var. Rahat edersiniz. Onlar da diyor ki mübarek Hazreti Ebubekir zengindi ama devlet başkanı olunca bıraktı işlerini ve devletin işleri ancak yeter dedi. Ve geçimini temin etmek için devletten bir maaş istedi. İstediği maaş o toplumun içinde en fakir insanın geçinebileceği maaştı. Onun için devlet başkanıydı ama aldığı maaş da zengin değildi. Hazreti Ömer zamanında devlet büyüdü, gelişti. Bir sürü yeni ülkeler, memleketler fethedildi. Buna rağmen Hazreti Ömer'in maaşı değişmedi, kendisi değiştirmedi. Ben Ömer, Ebu Bekir'in gittiği yoldan gidersem, gitmezsem yolum ondan ters düşer. Onun yolu peygamber yoluydu. Arkadaşlarımdan ayrılamam dedi. Ama yetmiyordu maaş. Cübbesinde bir gün saydılar 14 tane yamalık vardı. Kimisi de deriden yamalıktı, kumaş bile değildi. Nihayet Müslümanlar analarımıza müracaat ettiler. Kızı Hafsa da dahil olmak üzere peygamberimizin eşleri analarına, onlar da hep beraber gidip Ömer'e biraz dikkat et, maaşını çoğalt, üstüne başına bak, dışarıdan ülkelerden elçiler ve krallar geliyor. Senin üstündeki elbiseye bakarak Müslümanları hakir görmesinler deyince başkası bunu söyleyemedi değil mi dedi. Sizi gönderdiler. Siz olmasaydınız ben yapacağımı biliyordum dedi. Ve ağlayarak kendisinden evvel giden iki insanı anlattı. Ne yapayım o Ebu Bekir bana başka fırsat bırakmadı dedi. Aldığı maaş da bununla geçinebileceğini gösterdi. Ben bunun üstüne yapamam dedi. Öyle de hayatını da buna ayarlamıştı. Yani devletin yemeğini yerken de böyle yer. Devletin aşçısı yemek getirir kendine, tarif üzere bir yemek yerdi. Ve sonra aşçı evine gider kendine yemek yapar yerdi. Kendisiyle yemek yemezdi. Niye benimle yemiyorsun deyince de bu yemek yenmez dedi. Aa dedi aşçıya, sana şimdi emretsen bir oğlak kessen. Onu fırına sürerken taze efendim ekmeğle bir de ekmek yapsam, bu arada vakit geçerken kuru üzümlerin üstüne soğuk suyu döktürüp de rengini alsa, böyle bir renkli hoşaf da olsa, aşçı baktı, ya o Arife, o Arife ağzının tadını bilir mi be dedi. Bilirim oğlum, bilirim ama dedi. Ya Allah bana ahirette اَذْهَبْتُمْ تَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ dünya, bu kafirler için söylenmiş. Dünya hayatında bütün güzelliklerinizi, amellerinizi yediniz, bitirdiniz. Bugün size hiçbir şey kalmadı diyor Allah onlara. Ya bana da öyle dese ben ne diyeyim? Yani tatlı yemek yemiyor. Ki ahirette bunlar amellerimin gitmesine, orada aldım canım bunun karşılığını dedirtmemek için. O onlar öyle insanlar. İran düştüğü zaman
İran büyük bir medeniyet. Bizans büyük bir medeniyet. Büyük medeniyetler Müslümanlar yendi. Çünkü davaları büyüktü. Allah'ın yardımıyla fetih oldu ve onların böyle hazineleri Medine'ye, Mekke'ye attı. Bunların arasında çok enteresan şeyler vardır. Mesela İran kralı Kisra kış günü böyle bahar içerisinde şarap içmek keyfi gelirse bir halı yaptırmıştı. Şöyle bir seren koca bahçe kadar içinde ağaçlar, desenler, her şey var. Sanki bahar gelmiş gibi yaşanır. Bu halıyı parça parça kestirdi. Herkese birer parça dağıttı Hazreti Ömer. Şimdiki bazı tarihçiler diyor ki bunlar kalsaydı bir servet ederdi ki diyor. Bu bir insanlık ortak medeniyeti keşke yapmasaydı diyorlar. Hazreti Ömer bu medeniyet medeniyet böyle bir açık ekmek var ya bizim. Açık ekmek gelmişti. Bu ne dedi? Böyle bembeyaz, geniş bir şey. Dediler bu açık ekmek. Şöyle eline bir aldı. Vay be! Bu biraz sağlam olsaydı üstüne Kur'an yazdırsam, kabilelere gönderseydim ne güzel din anlatırdı diyor. Onun kafası hep buralara gidiyor. Ve bu aslında bir çeşit de tatlı gelmiş oradan. Tadına bakma dediler. Oradaki gavurlar böyle yerlermişti. Ağzına bir koydu tatlıyı. Bir tane bu ne ya dedi. Ağzından attı tatlıyı. Bu ne ya dedi. Ne oldu dediler? Ya bu ne tatlı bir şey dedi. Adam buna sahip olmak için katil olur. Birbirini öldürür ya dedi. Ben yemem böyle şeyler. Götürün şehitlerin çocuklarını hediye edin. Nasıl insan? Allah o aslanların emrinde dünyayı pençelerinde böyle zebun ediyordu işte. Bu imanla. Sayılarının çokluğunda filan değil. O devrin süper gücüydü onlar. Bizans ve İran. Çağın Amerika ve Rusya'sı gibi. Müslümanların elinde parça parça oldu. Öyle insanlardı.